Hepinize merhabalar Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Galaxy Watch 4 klasik modelini inceleyeceğiz. Hemen baştan belirtelim, bize gelen model 42 milimlik bir model, o yüzden biraz küçük. Yani 44 milimliği daha böyle tercih edilesi gibi duruyor, bunu baştan size belirtelim. Kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum öncelikli olarak. Kutu içeriği bu şekilde. Gördüğünüz gibi şarj aleti ve şu saatten ibaret. Bunu neden söylüyorum? Bazı üreticiler saatin yanında yedek kayışlara da yer veriyorlar. Burada ikinci bir kayış gelmiyor. Dolayısıyla saatin üzerindeki kayışla idare etmeniz gerekli. Fakat belirtelim, kayışların çıkması çok kolay. Gördüğünüz gibi şurada switchler var. Bu switchleri tuttuğunuz zaman rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz? Saatin kordonlarını çıkarabiliyorsunuz. Peki Galaxy Watch 4 Classic bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Bir kere şunu size baştan belirteyim. Klasik modelle normal Watch 4 arasındaki tek fark şu üzerinde görmüş olduğunuz dönen kadran arkadaşlar. Bunun haricinde bir fark yok diyebiliriz. Ama bunun şu kadranın kullanım tarafına çok önemli etkileri olduğunu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Gerçekten hani bu şekilde kullanmak saati çok daha kolay ve efektif diyebiliriz. Evet, saatin teknik özelliklerinden bahsedelim. Bu saatte 1.4 inçlik 450x450 piksellik bir ekranımız yer alıyor. 1.5 GB'lık RAM'imiz var. Samsung'un kendi ürettiği Exynos V920 Yonga setiyle geliyor. 361 mAh'lik'te bir pilimiz var arkadaşlar. Burada 46 mm ve 42 mm'lik iki farklı saat söz konusu. Bu bize gelen 42 mm, zaten belirtmiştik bunu. eSIM özelliği de mevcut bu saatte. eSIM'in tabii ülkemizde daha böyle çok yaygınlaşmadığını sizlere belirtmek istiyorum. Ama yaygınlaştığı zaman eSIM özelliğinden de faydalanabilirsiniz. 50 metre suya kadar saat dayanıklı. Yani şu var, 50 metre su dediği, yüzerken vesaire kullanabilirsiniz. Ama ben dalıyorum vesaire dediğiniz zaman da dediğimiz gibi 50 metre derinliğe kadar bu saatle dalabiliyorsunuz. IP68 sertifikası ile geliyor zaten. Ön camda da Corning Gorilla Glass DX olduğunu belirtelim. Zaten Corning Gorilla bu özelliğini saatler için çıkarmıştı. Son olarak 16 GB'lık bir dahili depolama alanının bulunduğunu da sizlerle paylaşalım. Alo. Alo. Özgür abi nasılsın? İyiyim Antalya, sen nasılsın? İyi, ne olsun. Şu anda benim sesimi Galaxy Watch 4 Classic'ten duyuyorsun. Ses kalitem nasıl? Ses kaliten çok iyi. Söylemesen telefonla konuştuğunu düşünürdüm, öyle söyleyeyim. O kadar net geliyor sesin. Bu arada ben de seni saatin kendi hoparlöründen duyuyorum abi ve sesini de rahat bir şekilde artırıp azaltabiliyorum ve sesin yeterli derecede şu an. Valla çok güzeldi. Çok beğendim ben bu saati, öyle söyleyeyim. Ben de çok beğendim abi. Tamam, o zaman kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Sana da kolay gelsin. Bu saati eğer bir Samsung kullanıcısıysanız indirdiğiniz uygulama ile basit bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Tanıtabiliyorsunuz. Zaten Samsung'un Wear uygulaması var. Wear uygulamasını açtığınız anda arkadaşlar bu saati zaten otomatik olarak buluyor. Ve sonrasında size kalan tek şey buradaki gösterilen komutları izlemek oluyor. Saatinizin kurulumunu basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki Wear uygulamasıyla saatinizin kadranından uygulamalarına kadar her şeyi düzenleme imkanınız mevcut. Örneğin ben burada saat şekillerinde tıkladığımda bakın bir sürü saat şekli var burada. Buradan istediğim saat şeklini ben ne yapabiliyorum? Seçip saatime gönderebiliyorum. Bu da gerçekten basit bir döngü. Şimdi gelelim saatimize. Dediğim gibi Galaxy Watch 4 genel itibariyle diğer watch modellerine benziyor. Burada şu kafanızı karıştırmaması lazım. Biliyorsunuz önceki watch modellerinde Tizen arayüzü vardı. Burada ise Wear
OS arayüzünü kullanıyor. Yani Google'ın yaptığı, Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği arayüzle birlikte geliyor bu saat. Ama yine de Tizen'den izler taşıdığını söyleyebilirim. Yani tamamen Samsung böyle Tizen arayüzünü bırakmış değil. Saat gayet kullanışlı arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru yaptığınız zaman menüler geliyor. Bu menülerden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Uygulamaları ister telefonunuzdan, isterseniz saat üzerinden yükleyebiliyorsunuz. Saatte Wi-Fi özelliği vesaire var zaten. Onun haricinde şöyle yaptığınızda, yani sola doğru kaydırdığınızda aktiviteler arasında böyle sağlıktır, uykudur, nabız takibidir, sağlık verileridir. Bunlar çıkıyor karşınıza. Bu tuşa bastığınızda, yani power tuşuna, açıp kapama tuşuna bastığınızda direkt saat ekranına geri dönüyor. Sağa doğru kaydırdığınızda ise ekranı, karşınıza bildirimler çıkıyor. Bildirimlerde şöyle bir durum var. Saatin ekranı küçük olduğu için bildirimlerin hepsini bu ekrandan okuyamıyorsunuz. Yani size uzun bir WhatsApp mesajı geldiğinde bu mesajın sadece bir kısmını görebiliyorsunuz. Güzel yanı şu, ekran klavyesi mevcut. Dolayısıyla WhatsApp mesajı vesaire geldiğinde ekran klavyesini kullanarak cevap yazabiliyorsunuz. Tabii yine burada saatin ekranının küçük olması gibi bir sorun karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla parmağınız da biraz kalınsa harfler arasında basarken zorluk yaşayabiliyorsunuz. Saatimizde nabız takibi vesaire, klasik alışık olduğumuz her şey mevcut. Bunun yanı sıra ne var arkadaşlar? EKG özelliği de var. Fakat şu anda Türkiye'de bu özellik aktif olmadığı için kullanamıyoruz. En azından ben kullanamadım. Yani şurada mesela EKG geliyor. EKG'yi downloadtı. Hep yani uygulamayı indir diyor. Uygulamayı indir dediğinizde telefondan. Bakın burada mesela içerik bulunduğunuz ülkede mevcut değil şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Onun haricinde stres takibi vesaire de var. Yani stresli olduğunuzda mesela size diyor ki saat biraz nefes alın. Oturup nefes egzersizi yapın diyor. Bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Stres seviyenizi azaltabiliyorsunuz. Saatin pil ömrü ise arkadaşlar, yazılan, çizilen bilgiler haricinde, yani Samsung'un verileri dahilinde değil de ben size kendi deneyimimi söyleyeceğim. Yaklaşık olarak 1,5 gün. Yani kolunuzda bu saat takılı durduğunda %100 şarjda 1,5 gün boyunca verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada nabzınızı takip ediyor. İşte spor yaparsanız, spor yaptığınız zaman sürekli nabız ölçümü vesaire yapıyor. Tabii şunu söylemem lazım. Spor yaptığınız zaman saatin pili biraz daha hızlı gidiyor. Neden? Çünkü sürekli nabız ölçümü yaptığı için spor yaptığınız sürede pili biraz daha hızlı tükenmiş oluyor. Saat üzerinden telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Yani direkt bildirim olarak zaten geliyor. Açtığınız zaman ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Görüşmeleri bu saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Tabii ki burada beklentiyi çok yükseltmemek lazım. Yani sokaktayken konuşmak çok böyle kolay olmayabilir. Çünkü duyamayabilirsiniz. Ama evdeyken vesaire, yani sessiz bir ortamda saat üzerinden görüşmeleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Genel olarak Galaxy Watch 4 Classic bir akıllı saatten beklediğiniz tüm özellikleri size sunuyor. Özellikle Samsung kullanıcısıysanız bu akıllı saat kullanmak, tanıtmak vesaire biraz daha kolay. Size bir tık daha fazla avantaj sunduğunu söyleyebilirim. Şarj olma süresi yaklaşık olarak 2 saat. Yani sıfırdan %100 tam şarja 1,5-2 saat arasında ulaşıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Genel itibariyle akıllı saatten aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Fakat belirttiğim gibi arkadaşlar bu saat biraz küçük. 42 milimi. Yani erkekler için bir tık daha büyük olanını tercih etmeleri daha iyi olacaktır. Kadınlar ise hani küçük diye bunu tercih ederler mi bilmiyorum ama küçük ekranda işler biraz daha zorlaşıyor. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. O yüzden benim size tavsiyem daha büyük ekranlı olanını tercih etmeniz yönünde olacaktır. Saat ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.